Bir şey. Bu arada evet. dediğiniz gibi Fatma Hanım'ın siyasi yaşamında da evet. E, değinelim. Evet. Şimdi Faktimiz 1989 da... yılında e, Sosyal Demokrat <laughs> Halkçı Parti diye bir parti var. Daha evet. önce kurulmuş. Evet. Çünkü 12 Eylül'den sonra bir ara CHP'yi kapatmışlar. Bu parti kurulmuş ve etkinliklerini o yıla kadar sürdürmüş. E, o partiden e, Şişli Belediye Başkanlığına adaylığını koyuyor. Evet, Hengame'de kazanıyor. Ve 5 yıl belediye başkanlığı yapıyor. Şöyle bir ifadesi var, bana bir röportajda bizzat söylemişti. Aslında bu kadınlara daha yakışan bir iş. Çünkü kadınca bir yumuşaklıkla çok şeyi halledebiliyorsun. Hiç paramız yoktu ama neler neler yapmadık. İnanılmaz. Ondan sonra belediye başkanı olarak yıllarca alınıyor. Nitekim ölememden sonra da Şişli Belediyesi hala... Bunun dönemine ve ona sahip çıktı. Özel bir şey yaptılar. Toplantı Tören yaptılar. Yapıldı. Bir şey işte benim Tören yapıldı. Tören yapıldı. Bu da yani ne kadar iyi bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor. Bakın kaç yıl geçmiş aradan. 30 evet. yıl falan ve hala onun belediye başkanlığı hatırlatıyor. Sonra tekrar bir belediye başkanlığına adaylığını koyuyor ama sonra kızıp adaylıktan çekiliyor. Haklı mı? Evet. Onu bilmiyorum ama başka ünlüler belediye başkanlığına adaylıklarını koydular. Şimdi tam hatırlayamayacağım. Beyoğlu için mesela kazanamadılar. Olmadı. Evet, yani sanatçılarda da olabiliyor ama başka sanatçı var mı belediye başkanı olan? Adaylık olayı yapan var. Doğrudan doğruya belediye evet, başkanı olan yok. seçilen Bildiğim yok. Kadarıyla. Evet, ama adaylık Milletvekili koydular. olmak için de aday olanlar var. Milletvekili olanlar mesela da var. Mesela Koçit, zaten. Cüneyt var. Arkın gibi. Evet, ama evet. E, Partinin koydukları sıraya kadar oy alamadığı için parti, onlar milletvekili olamadılar. Evet. Bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Burada dört yapraklı yoncadan çok bahsettik. Ve ben Fatma'yı anma vesilesiyle onların dördünü de çok övdüm. Ama Hülya Koçyiğit'i kolay kolay affetmeyeceğim. Çünkü şeye katıldığı cenazesi dolayısıyla ki ben o gün kendimi iyi hissetmediğim için Fatma'nın cenazesine katılamadım. Çok üzgünüm çıktı konuşma yaptı ve şöyle demiş. Nasıl dedi bunu bilmiyorum. Fatma Fatma'yla bizim bizim siyaset açısından yollarımız birleşmedi. Ayrı yollardan gittik. Buna rağmen ona sevgim saygım büyüktür. E, Şimdi rica ederim bir dedi. cenazede Hı. politik elimi, eğiliminizi belirlemeye ki onu herkes biliyor. Ve kalkıp da Fatma'nın aleyhinde konuşmak değil bu. Ama bunu gündeme getirmenize ne gerek var? Çok rica ederim. Bunu daha hiçbir yerde söylemedim, burada söyleyeyim ve umarım bir dedikodu konusu olur. Hülya Koçyiğit bunu yakıştıramadı. E, yeni oldu bu ama. Yeni oldu. Herşemde cenaze evet, anma töreninde oldu sanıyorum. Orada Çok yeni. Bir, bir şey sormak evet. istiyorum. Sizler büyüklerimsiniz, doğru mu ben başı? Ben cenaze acaba? yani. E, e, onun için şimdi orada Hülya Hanım dedi ki farklı siyasi görüşlere sahip olsak da i̇şte. ikimiz evet. de Atatürk kadınıyız dedi. Yani e, tam cümleyi yanlış söylemiş olmayayım ama bu minvalde tamam, bir şey söyledi. söyledi. Acaba e, Atatürk ben de Atatürk kadınıyım. Herkes şimdi birazcık Hülya Hanım'ı da e, yeren biliyorsunuz evet, sosyal tabii, tabii. medyada Çok mesajlar şey var, var. Tepki var. Acaba gibi. o yüzden Hülya Hanım da hani yeriyorsunuz tamam ben başka bir partiyi tutuyorum ama ben de Atatürk kadınıyım. Fatma kadarı mı demek istedi Herhalde acaba? Herhalde öyle demek istedi. Ona da çok saldırmak istemem. Yine de o siyasal görüş ayrılığını belirtmesi bence orada o atmosferde yakışık kalmadı. Cenazelerde evet. değil mi? Siz ne diyorsunuz? E ben de aynı fikirdeyim tabii. Hı hı hı. Yani bizim yani sanattan ön plana çıkmamız lazım. Evet. Orada e, konuşursun. Sosyal görüşünü de açıklarsın ama hiç kimse ben ayrıyım ben oradan başkayım ben hepimiz Türkiye'yi temsilen işlere girdik. Öyle bir işlere giriyoruz. Yani bir de sıkıntılı dediği doğru çok sıkıntılı tepeden günlerde. Sezen Aksu'ya nasıl bir saldırı gelmiş? Evet. buna benzer şeyler. Zamanı değil, dönemi değil, günü değil yani kesinlikle değil. Doğumlar ve cenazeler çok mühim. Efendim? Bir de sanatçılar hep e, halka yakın insanlardır evet. ve öyle olmak zorundadır. Yani ayrımcı e, fikrin olmayacak, ayrımcılığı sen evinde kendin tamam düşünürsün, yazarsın. En Ama, azından evet, cenazeler, anladım. Yani şeyde konuşmakta sıkıntı oldu. Ya... Ama yani kısmen katılıyorum fakat sanatçı e, bence her şeye rağmen bir takım toplumsal eylemlere de katılmalı. Bir üniversiteye haksızlık ediliyorsa, Boğaziçi Üniversitesi olduğu gibi onun protestosuna falan da sokağa inip katılmalı. Yani sanatçı illa evine kapanıp da bütün bu duyguları orada tek başına yaşasın diyemeyiz. Ee, sanatçı çok önemli. Atatürk'ün sanatçıya verdiği önem önem o kadar güzel sözlerle anlatılmış ki her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız diyen bir kurucumuz var. Bundan daha önemlisi var mı ya? Yani, sanatçılara, Fazıl Say'a bilmem kime bu saldırılar bağışlanabilir mi? Rica ediyorum. Yok böyle bir şey yani. Ee, enteresan bir dönemden geçiyoruz. Evet, her aynen. şeyin bir terazisi var. Halkımızda her şeyi teraziye koyarak geçiyoruz kararlarını verecektir sanıyorum. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. <laughs> Siz de iyi ki Şeref varsınız vardınız. yoksa gelemeyecektik. Estağfurullah <laughs> olur mu? E, size, size çok kapı size var. Size kapılar, her evet. kapı açık. Çok çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. tele bir TV seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla ben söylemek istediğim her şeyi söyledim. Oh! Dediğiniz gibi çok zor günler yaşıyoruz. Ee, umuyorum ki Fatma Giri'nin ölümü bizi bir ölçüde birleştirebilmek için bir vesile olsun. Hı. Nitekim her kesimden, her kesimden ama bu ölüm çok üzüntüyle karşılandı. O şekilde sözler edildi, bildiriler yayınlandı. Evet. Bunu belki bir minik de olsa, küçük de olsa bir dönüm noktası sayabiliriz. Umuyorum Umarım. ve aynı şekilde gerçek has sanatçılarımıza da bu şekilde hücumlar olmaz. Ne iktidardan ne muhalif partilerden sanatçılara böylesine... Hocamlar gelmemeli. Umarım. Engin Bey, kısacık sizden de alayım. Tabii Haberlere bağlayacağız. <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Biz bugün Fatma'yı andık daha çok. Ee, benim de tabii daha çok 20 saat konuşsam bitmez. Umarım bir daha gelirsiniz. Sizin anılara biraz <laughs> Çünkü, dalarız. Ve sinemaya dalarız. Ee, anılar çok sinemada. Bir Lütfen. de herkesin sevdiği bir dönem. Evet. Ee, Türkiye'de en çok sevilen insan sinema oyuncusudur. Ben hep bunu söyledim. Dünyada da böyle. İlk filmiyle e, çok zengin oluyor Amerikalı oyuncu. İkinci filmiyle dünya çapında tanınan oluyor. Üçüncü filmle Teksas'ta bir e, çiftlik, New York'ta bir evet. daire, Kanda Monte Carlo'da yazlık sahibi oluyor. Biz e, maalesef sanata verdiğimiz değer kadar karşılığını pek alan e, bir konumda değiliz e, ben 54. senem bu sene sinemaya girişim. Daha dikili ağaçım yok. Bir gün Ama ben öyle güzel yerde isterim. yaşıyorum ki ne halkın kalbinde. Çok önemli. Bir gün bunları da konuşmak <laughs> istiyorum. Ayrıca <gelirseniz. gülüyor> gel bir dikili ağacım olsun dersen hepimiz bir fidan alır gider bir yere. <laughs> Ağaç tükürürsün. Hayır. Halkın... E ben...